Evet sevgili izleyiciler, bizim yolumuz bugün Aydın'a düştü. Aydın bu sene topuklu Efes'iyle birlikte büyük şehir oldu ve büyük bir oy farkıyla da kazandı. Merhabalar sevgili topuklu Efe. Merhaba, Aydın'a hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, seçimlerde nasıl kazandınız, ne aldınız? Seçimlerden bugüne kadar biz gelemedik gerçi, vakit bulamadık, siz de çok yoğunluğunuz. Yeni bir büyük şehir olunca biliyoruz yoğunluğunuzu, o yüzden de rahatsız etmek istemedik. Biraz anlatın seçimlerden evet, itibaren. Evet, 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sizin de ifade ettiğiniz gibi 6360 sayılı kanunla beraber Aydın ile ilk defa Büyükşehir Belediyesi oldu. Ve seçimlerde %44 oy aldık. Sizin aracılığınızla Aydın'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza bu göstermiş oldukları teveccühden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Peki çalışmalara başladınız mı hemen? Tabii zaten Sayın Genel Başkanımız, ben çok şanslı bir adaydım. 2 yıl önce benim adaylığımı açıklamıştı. Evet. Tabii ki bu çok büyük bir avantaj. Biz bu avantajı çok iyi kullandık. Seçimlerden sonra yapacağımız projeleri çok iyi hazırlanma bir süreci önümüzde vardı. Büyük şehri geçmek elbette kolay değil. Bir takım sıkıntılarla beraber geçiliyor. Örneğin hemen bir örnek vermek gerekirse il özel idareleri kapandı. İl özel idaresinin ait olan malların sadece %1.2'si Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıldı. O da ASKİ, altyapı ve mezarlıklar aktarıldı. Bu tip sıkıntılar oldu ama bizim az önce de ifade ettiğim gibi biz süreci çok önceden başladığımız için bu geçiş sürecinde Aydın halkı bunu hissetmedi. Elbette ben ve meclis üyelerimiz günde 18 saat çalışıyoruz. Bu mal varlığına geçmeden önce bu 7 aylık süreç içerisinde en önemli projeler neler yaptınız? Aydın'ın en büyük sorunlarından bir tanesi yollarının yeterince asfalt ağının olmaması ve ciddi anlamda sıkıntılar vardı. Biz hemen hemen bütün bölgelerde asfalt çalışmalarına başladık, yama çalışmalarına başladık. Altyapısı, kanalizasyon olmayan yerler önceden tespit edilmişti. Artı seçimlerde söz verdiğimiz çok büyük projeler vardı. Örneğin doğal yaşam parkı. Türkiye'de bu büyüklükte ilk defa Aydın'da doğal yaşam parkı kuruluyor. 500 dönüm üzerine. 500 dönüm. Evet. Çok büyük bir alan. Evet, yanlış duymadınız. 500 dönüm çok üzerine büyük çok büyük bir alan. Bu bölgeye hizmet verecek biliyorsunuz. İzmir Denizli hattında çok fazla turist artı bir de Muğla ilinde katmak gerekiyor. Bu evet. Üç ili. Bu Ege, üç, Ege, Ege olarak. Ege olarak. Evet. Bu üç ili cidden çok yakından ilgilendiren bir proje meclisimizden geçirdik. Şu anda planlanması yapılıyor ve önümüzdeki hafta kamulaştırılması başlanıyor. 2017'nin sonunda da vatandaşlarımızın hizmetine açılacak bu yer. Zaten bu saydığınız üç ilin Büyükşehir Belediye Başkanları aynı partidensiniz ve çok da samimisiniz gördüğüm kadarıyla. Evet, tabii ki biz özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın tecrübelerinden ciddi anlamda faydalanıyoruz ve birlikte götürmeye çalışıyoruz. Evet. Üç Büyükşehir Belediyesi. Baktığınız zaman zaten turizm konusunda olsun, tarım konusunda olsun, üç ilde birbirine yapı olarak benzemektedir. Aydın'ın ekonomisinin %55'i tarıma dayalı. Biz burada sağlık turizmine, özellikle sağlık turizminde Türkiye'de bir marka olmak istiyoruz. Biliyorsunuz Aydın aslında çok zengin bir memleket. Herodot'un dediği gibi gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü. Evet. Asıl bizim zenginliklerimiz yerin altında. Jeotermal. Aslında Aydın Suudi Arabistan'dan daha zengin biliyor musunuz? Evet, jeotermal çok da yakınınızda çok. Zaten. Evet, nasıl? Petrol bir enerji ise jeotermal de bir enerjidir. Fakat biz bu zamana kadar Aydınlılar bu jeotermali maalesef kullanamadık. Ama büyük şehir olduk ve şu anda Aydın halkı bu jeotermali kullanacak. Sultanhisar Belediye'mizin jeotermal sahası var. Geçtiğimiz mecliste kararımızı aldık. Sultanhisar Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Sultanhisar'da 2017'de ısıtacağız kenti, artı tarımda kullanacağız örtülü seracılıkta. Evet. Zaten biliyorsunuz girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için gerçekten köylümüz, çiftçimiz çok zor durumda. Amacımız tamamen girdi maliyetlerini düşürmek. Aynı evet. Projeyi merkezde de uygulayacağız. Az önce söylemiştim, sağlık turizmde evet. Marka olmak istiyoruz. Bunu da önümüzdeki sene Aydın halkının kullanımını açacağız. Bildiğim kadarıyla Efeler'in belediyesi sınırları içerisinde hemen kenarında jeotermal var zaten.
Germencik sahası bölgesinde. Evet, yani. Çiftlik jeotermal var. Biliyorsunuz burası daha önce de ben bunu basında birkaç kere dile getirmiştim. Bu saha il özel idaresine ait bir saha. Aydın halkının paralarıyla alınan bir saha. Maalesef Büyükşehir Belediyesi'ne geçmedi. Duydum ki şimdi orada bir turşu fabrikası kurulacakmış. İnşallah böyle bir şey yoktur. Turşusunu kurmamak gerekiyor. Bir an önce bunu güzel. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin devredilmesi gerekiyor ve Aydın halkının kullanımına. Önce enerji üretmeliyiz, ondan sonra kenti ısıtmalıyız. Daha sonra da örtülü tarımda mutlaka kullanılması gerekiyor. Aydın deyince ilk akla Kuşadası, Didim gibi turistik yerler geliyor. Ve bu turistik yerlerde plajlar tamamen şimdi bildiğim kadarıyla şeye geçti. Doğrudur. Bakanlığa geçti. Hem de alakasız bir bakanlığa. İçişleri Bakanlığı'na geçti. Doğru. Normalde Turizm Bakanlığı'na geçse biraz daha anlarız ama İçişleri Bakanlığı'na geçmesi nasıl olacak? Şimdi bizim hassas olduğumuz bir konuya değindiniz siz. Özellikle Altınkum plajının böyle evet. olması gerçekten bizi üzüyor. Hemen yanımızda komşu belediye Denizli Büyükşehir Belediyesi var. Kapanan il özel idaresinin mallarının yaklaşık %95'i Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bizde de tam tersi oldu. Az önce 1.2 evet. dedim. Gerçekten üzücü bir şey. Aydın halkı burada acaba cezalandırılıyor mu diye bazen düşünmemek Elde değil. Evet. Onun için biz elbette hukuksal yola başvurduk. 500'den fazla dava açtık. Davanın sonuçlarını hepimiz göreceğiz. Bu mallar bizim atalarımızın il özel idaresine bağışladığı mallar ve daha sonra Aydın'da yaşayan yurttaşlarımızın vergileriyle edinilen mallar. Onun için bu malların Aydın'da kalması gerekiyordu. Fakat bu yapılmadı. Buradan Aydın milletvekillerine sesleniyorum. 7 milletvekiline hiç ayrım etmiyorum. Gerçi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu konuda büyük bir mücadele verdiler. Ama mücadeleyi devam etmek gerekiyor. Peki başkanım, bu arada bütün şehir, büyük şehir değil de bütün şehir aslında. Doğru, bütün şehir olduktan sonra ilçelerin bir kısım mal varlıkları da Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. İlçe belediyelerine ait şeyler. Vallahi bize bir şey geçmedi. Yok böyle bir şey. Hizmet verdiğimiz itfaiye, evet. ASKİ zaten bunlar da hizmet. Bakın il özel idaresinin tüm memur ve işçi personelinin %99'u bize geçti. Ama fakat parası bunların, devlete gitti. Evet, bunların hizmet verdiği binalar, araçların hiçbiri bize geçmedi. Başka kurum kuruluşlara geçti. Ben onu demedim. İlçelerden bahsediyorum. İlçe belediyelerinden tamam, bahsediyorum. Tamam, aynı şey. Az önce söylediğim ilçe gibi. İlçe belediye başkanlarıyla aranızda parti gözetmek için uyum sağlandığını elbette, duydum. Elbette doğrudur. Bütün hangi siyasi partiden olursa olsun biz herkese adil ve eşit yaklaşıyoruz. Çünkü bizim zihniyetimizde, felsefemizde Aydın'da yaşayan yurttaşlarımıza hizmet var. Biz buraya hizmet için buraya geldik, kavga etmek için gelmedik. Yeter ki önümüzdeki engelleri kaldırsınlar, engel olmasınlar. Hoş, engel olabiliyorlar mı? Olamıyorlar. Aydın Belediyesi'nde de farklı bir süreç yaşanmamıştı. İşte gördük sonuç %44. Evet. Çünkü biz gerçekten 18 saat çalışıyoruz. Yani gerçekten Aydın halkının hizmetindeyiz. Tüm belediye başkanlarımız, tüm belediye meclis üyelerimizle beraber. Jeotermal'in dışında buraya en son neler yapabileceksiniz? Yani şimdi hemen şunu söyleyebilirim. Yani? Planlarımızda ve vatandaşlarımıza seçimde söz verdiğimiz 5 yıl içinde Aydın'da asfaltsız yol kalmayacak. Biliyorsunuz 6360 sayılı kanunda ilçeden köy yoluna artık mahalle oldu. O aradaki yolların bütün asfaltlaması bize aittir. Planlamamızı yaptık biz. Başladık da bir kısmına doğudan, batıdan, merkezden. 5 yılın sonucunda 2019 yılı geldiğinde Aydın'da asfaltsız yol kalmayacak. Ve bütün ilçelerimize spor tesisleri yapıyoruz. Yüzme havuzları, basketbol sahaları, aklınıza gelebilecek her türlü bisiklet yolları, koşu yolları. Çünkü gençler bizim için gerçekten çok önemli. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin daha çağdaş, daha modern, spor yapan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Evet. Yani biz sosyal belediyeciliği en iyi şekilde kullanıyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde çocuk kültür merkezleri açıyoruz. Şu anda 6 tane çocuk kültür merkezimiz var. 6 tanesinde önümüzdeki ay vatandaşlarımızın hizmetine giriyor.
yer ayırmaksızın devam ediyoruz. Elbette, elbette. Bu gençlik bizim gençliğimiz. Bu çocuklar bizim çocuğumuz. Onun için bu partide, şu ilçede bu parti, bu ilçede şu parti asla katla ayrım yapmıyoruz. Peki başkanım, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıları yapıyor musunuz? Elbette. Şehrin çıkarları arasında. Elbette. Az önce baro buradaydı. Baro başkanımız ve yönetim kurulu ile ilgili bir toplantı yaptık. Yeni bir adliye sarayı yapılması gerekiyor. İhtiyaç var. Acaba bunun en doğru yeri neresidir diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaten biz bütün çalışmalarımızı bilimsel olarak yapıyoruz. Mutlaka vatandaşımıza soruyoruz, anket yapıyoruz. Evet. Eğer ankette vatandaşımız sonucunda, anket sonucunda vatandaşımızın istemediği bir şey çıkıyorsa asla onu yapmıyoruz. Vatandaşla biz hep aynı paralel doğrultuda gidiyoruz. Kentsel dönüşüm sorunu var mı burada? Evet var. Kentsel dönüşümü başladık. Şu anda bakanlıkta projemiz bekliyor. Umarım kısa bir süre sonra geldiğinde başlayacağız. Bu Sosyal Demokrat belediyelerin söylediği gibi yerinde dönüşüm. Evet, yerinde dönüşüm yapıyoruz elbette. Evet. Ama başka ilçelerde de başlayacağız. Şimdi mahalleleriniz çoğaldı. Muhtarlarınız çoğaldı. Evet. Köy muhtarları da artık Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle muhtarı haline geldi. Bunlarla ilişkileriniz nasıl muhtarlarla? Tabii sürekli görüşüyoruz. Zaten muhtarlarımız kendi mahallelerinde bir kanaat önderi olarak biz kabul ediyoruz. Geçen hafta Çin'deki tüm muhtarlarımızla, 60 muhtarımızla bir araya geldik. Geçen hafta yine merkezdeki muhtarlarımızın bir kısmıyla beraber geldik. Yine haftaya ASKİ'de bir toplantımız var. Muhtarlar olmadan olmuyor elbette. Çünkü bir geçiş sürecinde ciddi köylerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Amacımız bu sıkıntıları minimuma indirmek. Bu süre zarfında da biz bunu başardık. Benim şöyle bir iddiam var. Yeni büyükşehir olan belediyelerin içinde 2019'da göreceksiniz en başarılı kent Aydın Büyükşehir Belediyesi olacak diye böyle tatlı bir rekabet de var. Bu sohbetin arasında 3 gündür devam eden Zeytin Festivali'nden kısa bir müzik turu geçelim. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. Tamam, peki. İlk defa oluyor Aydın herhalde böyle bir festival. Evet, belediye eliyle ilk defa oluyor. Biliyorsunuz Aydın zeytin başkentidir. 24 milyon zeytin ağacı var Aydın'da. Hani bu 2023 hedeflerini söylüyorlar ya herkes. Evet. Biz de madem 2023 hedefimizi söyleyelim dedik, bir tanesini 50 milyon zeytin ağacı olacak Aydın'da. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konunun üzerinde çok itinayla duruyoruz. Aynı zamanda zeytinyağını biz sıvı altın diyoruz. Bu bir meyve suyudur aslında. Evet. Aydın'da biliyorsunuz insanlar uzun yaşıyor. Türkiye'de en uzun yaşayan illerde bir tanesi insanların Aydın ili. Bunun da sırrı havası, suyu, zeytinyağı ve incirinden gelmektedir. İnciri atlamayalım diyecektim. Atlamayalım. Kestanemiz de var kesinlikle. Evet. 177 tane Aydın'da tescilli zeytinyağı fabrikası bulunmaktadır. Ve siz de az önce gördüğünüz gibi bütün zeytinyağı fabrikaları üreticilerimizin standı vardı burada. Bizim amacımız bu zeytin ve zeytinyağımızı tüm Türkiye ve daha sonra da dünya ile paylaşmak, ihracatımızı artırmak ve Türkiye'de en güzel zeytinyağı Aydın ilindedir bakın. Aroması muhteşemdir Aydın zeytinyağı. Yaşamı uzatır, ömrünüzü uzatır. Peki başkanım, bu Aydın'ın artık yaklaşık son nüfusu ne kadar yani şu anda bütün şehir olarak? 1 milyonu geçti. 1 milyonu geçti. 1 milyonluk nüfusun büyük bir kısmı çocuktur. Çocuklar için bir şeyler yapıyor musunuz? Büyük şehir olarak yani. Elbette. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için çok önemli, gelecek nesillerimiz. Belediye başkanlarının en önemli görevlerinden bir tanesi de sosyal belediyecilik olduğunu düşünüyorum. Tüm belediye başkanları altyapı yapıyor, üst yapı, bina. Bu zaten olmazsa olmazlarımız. Ama önemli olan sosyal belediyecilik. Ben iddia ediyorum ki bu konuda biz gerçekten çok iyiyiz. Özellikle çocuklar, gençler,
kadınlar, yaşlılar. Bizim şu anda Aydın merkezde 6 tane çocuk kültür merkezlerimiz var, evet. Gençlik merkezlerimiz var. Bunlar öğretmenlerimiz çocuklarımıza okulda gösterdikleri derslerin bir etütüdür, tekrarıdır orada. Artı aklınıza gelebilecek tüm sportif faaliyetler, hepsi çocuk kültür merkezimizde. Yüzme havuzumuzda, yüzme dersleri, satranç, basketbol, voleybol, aklınıza ne geliyorsa. Bütün ilçelerde olacak mı? Elbette. Şu anda 6 tane ilçemizde hazır vaziyetteyiz. 30 gün sonra 6 ilçemizi birden açıyoruz. Elbette neden geç kaldık dersiniz, yeni bir büyük şehir olduk. Evet, kolay değil. Onun tabii için yani. Ancak 6 ayda tamamlayabildik. Yine de iyi toparlanmışsınız. Vatandaşlarımız yani, bundan kadarıyla dolayı hoşgörülerine sığınıyoruz. Aynı şekilde ASKİ'de de böyle. 8 ilçemizde biz ASKİ binalarımızı açtık, hizmet veriyoruz. Şu andaki bir yıl içinde bütün ilçelerimizde hem ASKİ binalarımız, hem çocuk kültür merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz tamamlanacak. Hepsi bir arada. Evet. Çünkü burada gelecek nesillerimizin daha çağdaş bir eğitim almasını istiyoruz. İsmi Aydın, bizim kentimizin Aydın nesiller yetişmesi için tüm gücümüzle hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Peki başkanım, kadınlarla ilgili yani hemcinslerinizi size özellikle kıptayla bakıyorlar. Sağ yani olsunlar. Sizi tüm Türkiye'de kıptayla izliyorlar gerçekten. Sağ yani olsunlar. Elbette nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlar, maalesef üzülerek ifade ediyorum, her gün bir kadın ya töre cinayetine ya da şiddetten dolayı, ama gazetelerin artık böyle küçücük orta sayfalarını bile geçtik, arkaya doğru verilmeye başladı. Ve çok ilginç de magazin sayfalarına giriyor yani. Evet. Magazin eğlencenin altına küçük bir haber olarak giriyorlar. Çok acı, çok evet, acı. OECD ülkelerine baktığımızda rakamlar zaten ortada. Biz bu konuda kadın savunma evimizle beraber özel bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda bizim AYBA diye bir projemiz var. Aydın Belediyesi Hizmet Ağı. Kadınlarımıza yönelik her konuda destek sağlıyoruz. Hukuksal konuda olabilir bu, sağlık konusunda, evde bakım var. Her evet, konuda kadınlarımız bize 444-4009 numaralı telefondan kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Belediyeye gelmek istemezlerse hanelerine kadar gidiyoruz, ziyaret ediyoruz, birebir yüz yüze sorunlarını konuşuyoruz. Artı tabii ki bunun yanında bir annenin en çok istediği ne olabilir? Evladının iyi bir eğitim alması. Evet. Biz bu konuda tam desteğiz ailelere. Onun için bizim için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de kadınlar. Yani el becerilerini, el ürünlerini pazarlayabilecekleri imkanlar var mı? İmkanlar var. Kültür sanat sokağı açtım ben kadınlarımız için. Evet. O sokakta haftanın 2 veya 3 günü kendi arzularına bağlı olmak üzere evde ürettikleri, ev eksenli ürettiklerini kültür sanat sokağımızda satıyorlar. Böylelikle ev ekonomisini küçücük de olsa damlaya damlaya göl olmuş mantığıyla katkı sağlıyorlar. Daha fazla kız çocuklarını okutmaları için. Bu arada hemen aklıma şey geldi. Aydın Meydanı'ndaki düzenleme seçimlerden biraz önce olmuştu. Biz de açılışına gelmiştik. Çok büyük bir alan. Ve burayı değerlendirmişsiniz. Burayı neler oldu? Onu kısaca açar mısınız? Evet, doğru söylüyorsunuz. Memnuniyet %95 anketlerde çıkan, akşamları gerçekten 3 ile 5 bin arasında yurttaşlarımız burada oluyor. Çay 50 kuruş, tost 1,5 lira. Evet. Aydın çok sıcak memleket biliyorsunuz yazın. Onun için vatandaşlarımızın maddi durumları da ortada. Yaz da uzun sürüyor yani. Yaz da uzun sürüyor. Hayat pahalılığı belli, askeri ücret belli. Onun için insanlarımız sosyal belediyeciliği tam biz burada uyguluyoruz. Nefes alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, üniversitedeki öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın bir kent meydanı yarattık. Biliyorsunuz kentler meydanlarıyla evet, anılırlar. Evet. Ama bugün Türkiye'de maalesef birçok kentin meydanı yok. 36 bin metrekarelik bir kent meydanı ve burası cıvıl cıvıl oluyor her gün. Ve Zeytin Festivali'nden ikinci günü bu meydanla birlikte ikinci güne devam evet, edelim. Evet, hasat şenliğimiz bu meydanda oldu. 177 tane tescilli zeytin yağ fabrikalarının birçoğu burada yapmış oldukları, ürettikleri zeytin yağını Aydın halkına tanıtma fırsatı oldu. Sizler katıldınız. Evet. Böylelikle bizim amacımız markalaşma, katma değer yaratma. Biliyorsunuz Aydın zeytinyağını İspanya, Yunanistan, İtalya'ya dökme olarak gidiyor ve şişelenip
Amerika'ya ihracat ediliyor. Katma değerini diğer ülkeler alıyor. Onun için bizim amacımız katma değer yaratmak, markalaşmak, markalarımızı daha fazla Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için biz bu şenliği yaptık. Bu ilkiydi. Bundan sonra da daha büyüyerek devam edecek. Hemen ikinci günden kısa bir görüntü alalım o zaman. Güzel yine gösteriler var. İkinci gündeyiz. Sızma zeytinyağı tüketen kişilerde romatoid artrit görülme oranı iki kat daha az olduğunu göstermişlerdir. Başkanım, ikinci günü de izledik ama bu arada hemen bir şey dikkatimizi çekti. Topuklu Efe'den sonra Topuklu Mehteren takımı da kurulmuş herhalde. Evet, evet. Çok ilginç bir şey. Doğru, evet. Kadın Mehteren takımımız var. Gerçekten Aydın halkı tarafından çok beğenildi. İlçelere gidiyorlar, başka yerlerden, illerden istiyorlar. Oldukça başarılı oldu. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Eskişehir'deki büyük şehirler toplantısında, belediyeler toplantısında orada alınan bazı kararlar vardı. Kent kart gibi, işte kardeş şehirler gibi. Bu konuda çalışmanız evet. Oldu mu? Elbette oldu. Buradan da çok değerli Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız da sevgilerimizi gönderelim hocamıza, Büyük Erşan'a. Gerçekten toplantı çok faydalı oldu. Her belediye başkanı kendi bölgesinde çok enteresan, çok değişik halkın yararını projeler üretiliyor. Biz bu projeleri paylaştık. Vela Baba sizin için tabii neler söyledi? Mimariydi bir bakın. Toplantının. Bir bakalım ne söylemiş sizin peki. İçin. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, Türkiye'de örnek gösterebilecek bir belediye başkanımız. Kendisi iki dönemden beri Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Örnek projeleri var. Ve bizim bu son seçimde de çok büyük başarıyla çıktı. İnanıyorum ki sadece Ege bölgesi için değil, Türkiye için örnek olacak Sayın Çerçioğlu. Birçok örnek projesi biz de kendi belediyelerimize uygulamaya çalışıyoruz. Sayın Çerçioğlu'nun, Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'da yaptıklarını görüyoruz, izliyoruz biz. Ve yaptıkları da Türkiye'deki diğer belediyelere örnek vermeye çalışıyoruz. Örnek olarak gösteriyoruz. Ben başkanımızın Aydın'da, Aydın'ın bütün sadece merkezde değil, köylerinde, ilçelerinde çok önemli hizmetler verdiğini görüyorum. Ve başarılı olacağından hiç kuşku duymuyorum. Başkanımıza gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Evet başkanım. Sizin için herkes güzel şeyler söylüyor. Çok yani, teşekkür ederim. Evet. Teveccühlerim. Daha başka projeleriniz var mı? Yani neler yapılacak? Kadınlar için var. Çocuklar için var. Gençler için var. Bu şehrin ihtiyarları da var. Yaşlıları da var. Emeklileri de var. Tabii ki. Az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'de en uzun yaşayan insanlar Aydın'da yaşıyor. Kulağa çok evet. Hoş geliyor. Evet. Ama bununla beraber ciddi sorunlar da geliyor. İşte Alzheimer gibi, demans gibi. Biz iki tane Alzheimer merkezi açtık. Bunu ilçelerde devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Ve evde bakım. Şu anda Nazilli'de, Söke'de çalışmalarımız devam ediyor.
Bu çalışmalarımız 6 ay sonra hayata geçecek. Sadece merkezde değil 17 ilçede evde bakım hizmetlerimizi devam edeceğiz. Tabii ki yaşlılarımız için en zor olan da evde yemek yapamıyorlar. Bu nedenle bir yemek fabrikası açtık. Kendi evinde ihtiyacını göremeyen yaşlılarımızın her gün, haftanın her günü 3 çeşit sıcak yemeği evlerinin kapısına kadar götürüyoruz. Hemşirelerimiz, doktorlarımız evde hizmet veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Amacımız diğer ilçelerde bunu uygulamak. Bir doğusunda bir batısında. Evet, evet, evet. Oradan Aydın'ı 3 bölgeye ayırdık. Merkez, doğu, batı olarak evet. Tüm 17 ilçeye hizmeti oradan götüreceğiz. Peki. Festivalin 3. günden de bir görüntü alalım, sonra kapanışa geçeriz. Evet, kadınlar hünerlerini göstermişler. Yemek çeşitleri, zeytinyağı, özellikle zeytinyağlılar. Bundan sonraki projenize geçelim şimdi. Evet, Akdeniz mutfağı. Oktay Usta geldi. Kadınlarımız yarıştı. Zeytinyağlı yaptıkları yemekleri muhteşemdi, çok güzeldi. Elbette bir tane birinci, bir tane ikinci olacaktı. Ödüllerini aldılar. Önemli olan zeytinyağımızı tüm Türkiye'ye tanıtmaktı. Herhalde amacına ulaştı diye düşünüyorum. Ben yarışmaya katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Işın Karaca'nın ulusal basında burayla ilgili söylediği bir söz aklıma geldi. Aydın'ın kadınları zeytinyağından dolayı çok güzel oluyor diye. Doğru mudur efendim? Zeytinyağı her şeye çağırır. Zeytinyağını sadece içmesinler. Yüzlerine sürsünler, ellerine sürsünler, ağrıyan bileklerine varsa sürsünler. Canan Karatay hocam geldi. Canan Karatay hocam da aynısını söyledi. Mutlaka hayatınızda zeytinyağı olmalı. Kendimiz için, sağlığımız için. Biz sizin çalışmalarınızı takip edeceğiz. Her ay gelip burada yaptıklarınızı göreceğiz. Vatandaşın şikayetleri varsa onları size dile getirmeye çalışacağız. Çok memnun olurum. Kadarıyla. Çok memnun olurum. Son olarak halk izleyicilerine bu aylık ne kadar neler söylemek istersiniz? Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, belediye başkanı olarak en ucra köşesine kadar hizmet götürüyoruz. Götürmek için de 18 saat çalışıyoruz. Bize vermiş olduğunuz destekten dolayı tüm Aydın halkına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sizi Aydın dışında izleyenlere ne söylemek istersiniz? Tüm yurttaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımı sunuyorum ve hepsini Aydın'a bekliyorum. Aydın'da ağırlamak isteriz onları. Evet sevgili izleyiciler, hizmetleri artık tescillenmiş bir belediye başkanına sohbet etmek oldukça zor. Çünkü soru sormakta zorlanıyoruz. Ama biz yine de bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Bugünkü yerel gündem burada sona eriyor. Ve biz bundan sonra Özlem Çerçioğlu'nun yaptığı işleri takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yerel gündemde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.